gerçekten kurtulmak için yalan söylüyorsan... Yalan değil. Amcam. Amcam söyledi bana. Anlattı her şeyi. Biliyorum diyorum. Ne söyledi amcan? Ne söyledi amcan? Kardeşim kimmiş? Nerede? Söyle, ne biliyorsan anlat. Tamam. Tamam söyleyeceğim. Ama söylersen... beni öldürmeyeceksin. Pazarlık şansın yok Uygar. Ne biliyorsan anlat. Konuş! Tamam. Tamam söyleyeceğim. Tamam dur söyleyeceğim. Kardeşim. Hiç de düşündüğün kadar uzakta biri değil. Amcan da aynını söylemişti bana. Söyle! Kardeşim kim? Tamam. Tamam. Senin kardeşin. Ali! Sizin ne işiniz var bu Dokuz Bey? Göksal öldürüldüğünden beri bunun peşindeydik. Bütün telefon konuşmalarını takip ettirdik. Bir hata yapmasını bekliyorduk Ali. İşte o hatayı yaptı. Köksal'ı vurduğu silahla yakaladım onu. Gerisini bize bırak artık. Olmaz. Olmaz. Önce bana anlatacakları var. Ne? Ne anlatacakmış sana? Kardeşimin kim olduğunu, nerede olduğunu söyleyecek bana. Ali, bunu daha biz bilmiyoruz. O nereden bilecek? Bunlara inanıyor musun sen? Amcası söylemiş ona. Hadi anlat. Kardeşim kim? Nerede? Hadi. Hadi anlat. Anlat. Ne biliyorsan anlat. Ben bir şey bilmiyorum. Sen bana bir şey yapma diye. Yani mecbur kaldım. Yalan söyledim. Şimdi yalan söylüyorsun. Biliyorum demiştin. Kardeşimin nerede olduğunu biliyorum demiştin. Söyle! Bilmiyorum. Gerçekten beni öldürme diye uydurdum hepsini. Yalan söylüyorsun. Amcam söyledi dedin. Son kez soruyorum. Kardeşim nerede? Kardeşim kim? Tamam. Amcam biliyorsa. Ben de zaten o zaman senin bir kardeşin olduğunu öğrendim. Sordum amcam ama söylemedi. Bilgi güçtür dedi. Eğer bilirsen eline yüzüne bulaştırırsın dedi. Hiçbir şey söylemedi. Söylüyorsun. Söyle! Söyle! Kim? Söyle! Bilmiyorum! Ali! Bilmiyor işte. Bırak! Olmaz. Konuşmadan bırakmam. Ali ne yapmak istiyorsun? Adamı öldürecek misin? He? Çözüm bu mu Ali? Bak, seni en zayıf yerinden vurmak istiyor. Bırak artık. Hiçbir şey bilmiyor. Bırak. Alın bunu arabaya. Doğrusunu yaptın hadi. Cezasını çekecek. Hadi sen oğlunun yanına git. Gerisi bizden. Hapse giremem. Hayır hapse giremem. Gir sağ. Merkez dinliyor.
Niye durduk burada? Yürü. Nereye? Nereye götürüyorsun beni? Sana soruyorum, söylesene nereye gidiyoruz? Ne yapacaksınız diyor. Cevap ver. Ne oldu? Beni Ali'nin elinden kurtardın. Şimdi sen mi öldüreceksin? Dur, sakın! Öldüremezsin beni. Yapamazsın. Eğer beni öldürüp susturacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Dedim sana. Belgelerin hepsi bende. Hepsini yedekledim. Eğer bana bir şey yaparsan Ali her şeyi öğrenir. Yapma diyorum. Yapma! İçeri falan girmem ben. Söyledim sana. Beni kurtaracaksın. Eğer bana bir şey olursa ikimiz de biteriz Kurt Bey. Kardeşimin kim olduğunu söyleyecek bana. Ali, bunu daha biz bilmiyoruz. O nereden bilecek? Bunlara inanıyor musun sen? Sende bir iş var Kurt Bey. Şu anda bilmiyorum ama er geç ortaya çıkacak. Çıkaracağım. İçeri gireceksin. Bir süre kalacaksın. Sonra çıkacaksın. Şimdi ben seni bırakırsam Ali de senin peşini bırakır mı sanıyorsun? Aptal olma. Ali'nin senin hapse girdiğini görmesi şart. Başka seçeneğim yok. Ya kabul edersin ya da dediğin gibi ikimiz de biteriz. Ali. Bitti değil mi? Uygar kabusu bitti. Bitti Sevda, bitti. Uygar hapse girdi. Oradan hiç çıkamayacak. Yani Uygar pisliğinden kurtulduk mu? Bir daha aramıza giremeyecek değil mi Ali? Evet Sevda. Giremeyecek. Ne Uygar ne de başka biri. Hiç kimse aramıza giremeyecek Sevda. Hiç kimse. Thank you.
Sıra bende. Pilavı bol koy. Birader sıraya geç, sıraya. Bana mı dedin? Evet, sana dedim. Biz enayi miyiz, sırada bekliyoruz, hadi. Ya sabır. Koy sen, koy. Birader bak, bu yaptığın saygısızlık. Saygısızlık mı? Ulan oğlum kaç zamandır buradasın, öğrenemedin mi hala saygıyı? Allah'ın çayla. Hadi yürü yürü. Ya yürü git lan. Sen benimle nasıl konuşuyorsun? Lan. Bana mı lan? Sen kime lanıyorsun oğlum? Al sana yemek. Ayrıl lan, ayrıl. Ayrıl, ayrıl, ayrıl. Ayrıl, ayrıl, ayrıl. Ayrıl, ayrıl, ayrıl. Ayrıl, ayrıl, ayrıl. Uygar Sarıkaya boşanmaya yanaşmadığı için süreç uzadı Sevda'm. Çok uzadı ama. O adam benim babamın katili. Nasıl izin verirler evli kalmamıza? Sevda'nın biraz daha sabredin. Duruşması yakında. Hüküm giydiği anda boşanırsınız. Niye öyle bakıyorsun? Benimle bir elmanın iki yarısı olmaya var mısın? Evet. Biz ne zaman kendi evimizin alışverişini yapacağız? Domates, biber alacak. Tam elini tutmak üzereyken, aşkımı itiraf edecekken, yârimden gelen o sesle yıkıldı dünya. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Keşke hislerimi sana açıkça anlatabilseydim. Sana deli gibi aşık olduğumu söyleyebilseydim. Göz göze geldiğimiz o anda, sanki dilim tutuldu bir anda, konuşamadım karşında. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Göz göze geldiğimiz o anda, sanki dilim tutuldu bir anda, konuşamadım karşında. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Her şey boş geliyor bana. Sarılacağım sımsıkı sana. Bir domates dur, ne oluyor ya? Domates, biber, patlıcan. Domates, ne yapıyorsun? Şarkı söylüyorum. Sen de söylesene, beraber söyleyelim. Duygu abla ile pilot abi gibi. Hadi sen de söyle. Yok, sen tek başına söyle, ben gidiyorum. Bir anda bütün dünyam karardı. Domates, biber, patlıcan. Çok beklettin mi? Seni beklemek de güzel. Çünkü artık sonunda sana kavuşacağımı biliyorum. Gel. Nasıl geçti avukat? Uygar'ın suçu kesinleşmeden hakim bizi boşamazmış. Kesinleşecek Sevda. O herif içeriden çıkamayacak. Merak etme. Çıkamayacak değil mi? Hayır, çıkamayacak. Alican nasıl oldu? İyi. Onunlaydım. Hiçbir şey kalmadı. Tüm gibi maşallah. İyi, çok şükür. Ay ben çok geç kaldım. Dur. Ya biraz geç git, ne olur ki?
Yok, olmaz. Zaten avukatla görüşmem var diye izin aldım. Ayıp olur. Ya tamam. Biraz geç gidersen arıza mı çıkaracaklar yani? Patron mu? Yok, o çok tatlı birisi. Görsen çok seversin sen de. Hatta işe girdiğimden beri ne zaman izin istesem verdi sağ olsun. Şimdi adamın da iyi niyetini suistimal etmek istemiyorum. İyi niyetli sevgilim benim. Ya garsonluk yapmak zorunda değilsin biliyorsun. Çok yoruluyorsun o yüzden. Bu konuda daha fazla üstüme gelmesen mi acaba Ali? Hı? Ben gayet mutluyum. Ya tamam da idealin olan bir iş yapsan yani. İdealim olan bir iş yapıyorum zaten. Kimseye muhtaç olmadan kendi ayaklarım üzerinde durmaya çalışıyorum. Çok şükür. Hadi geç kaldım. Tamam tamam. Hadi gidelim. Hadi bırakayım seni. Geç. Adam vardı. Alican tam iyileşince 10 tane yetim çocuğu baştan aşağı giydireceğim diye söz vermiştim. Hemen yerine getirmem lazım. Torunum iyileşti ama kızımdaki illet bir türlü geçmek bilmiyor. Of anne. Ne of anne? Ali ile tartıştınız diye böylesin. Ben bilmiyor muyum? Gururuma dokunuyor anne. Ya ben o kızla görüşmesini istemiyorum. Ama ne yaparsam yapayım engel olamıyorum. O zaman görüşürüz. Ali, patronumla tanışmanı istiyorum. Olur mu? Gerek yok şimdi Sevda. Hadi ama buraya kadar gelmişken kırma beni. Lütfen. Hem sen nasıl birinin yanında çalıştığımı merak etmiyor musun? Ediyorum, merak ediyorum. Tamam. Ama ne diye tanıştıracaksın beni? Sevgilim. Sevgilim. Evet. Ben senin sevgilin değil miyim? Hatta dur. Sözüm olarak tanıştıracağım. Sonuçta birbirimize söz verdik. Bir daha hiç ayrılmayacağız ki. Hadi. Çok tatlı bir adam. Tanısan çok seversin sen de. Aa, burada. Orhan Bey. Merhaba. Hoş geldiniz. Beyefendi kim Sevda Hanım? Sevgilim. Sözüm yani. Ali Hüroğlu, patronum Orhan Bey. Memnun oldum Ali Bey. Ben de. Sevda Hanım siz niye geldiniz ki? Geç mi kaldım? Çok özür dilerim, farkında değilim. Söz veriyorum bir daha olmayacak. Söz veriyorum. Yok yok, ben size bugün izin verdim ya. Onun için söyledim. Yoksa bakın Ayfer Hanım burada yardım ediyor bana. Ah, ben duymamışım. Özür dilerim. Çok teşekkür ederim bu arada, çok sağ olun. Rica ederim. Bak sen de boşu boşuna panik yaptın Sevda. Biraz öyle olmuş. Ben gelmişken o zaman Ayfer Hanım'a yardım etsem de sen birazcık beklesen olur mu? Olur. Tamam. Biz de Ali Bey'le güzel birer kahve içelim. Ne dersiniz? Olur Orhan Bey. O zaman kahveleriniz geliyor. Buyurun Ali. Hata sende. İliği verdikten sonra çocuğu göstermeyecektin ona. Alican, Ali amca diye tutturmuşken ben ne yapsaydım anne? Hem Ali hastaneden bir gün bile ayrılmadı. Hastaneden ayrılmadı ama o kızdan da ayrılmadı. Sen ne demek istiyorsun anne? Hı? O kızın babası oğlunu öldürdü. Senin oğlunu. Ve Ali bile bile o kızdan vazgeçmedi. Ne işin var bu adamla senin? Çünkü ona aşığım. Anne, anlıyor musun? Aşığım. Aklını başına al kızım.
Kaç yıl bu adamdan boşuna mı kaçtın? Onu görünce üstünü örttüğüm her şey yeniden canlandı. Meğerse Alican'ın söylediğim yalana ben de inanmışım. Onu ölü saymışım. Ama öyle değilmiş. O bende yaşıyormuş. Ben Ali'yi seviyorum anne. Yapma Özlem. Yapma kızım. Bu adamdan sana hayır gelmez. Alican'ı düşün. Anne. Anne, Ali eski hayatını tamamen bırakmış. Silahı bırakmış, tövbe etmiş, Allah'a sığınmış. Sade tertemiz bir hayat kurmuş kendine. Hep benim istediğim gibi. Ama sevdadan da vazgeçemiyor. O geçecek. Geçmeli. Oğlumuzun katilinin kızıyla bir aile falan kurmasına izin vermeyeceğim. Alican'a baba olmayı her şeyden çok isteyecek. Ben ailemizi yeniden kazanacağım anne. Hala bilmiyor değil mi? Yok abi, bilmiyor. Bilse kıyameti koparırız zaten. Aman sen de ağzından kaçırma, söyleme sakın. Yok, söyler miyim? Aynen konuştuğumuz gibi, haberi yok. Gözün arkada kalmasın. O burada emin ellerde. Biliyorum abi. Bilmesem senden böyle bir şey rica eder miyim? Çok sağ ol. Ben kararımı verdim anne. Meydanı o kıza bırakmayacağım. Peki nasıl yapmayı düşünüyorsun bu? Madem rest çekerek kavgayla o kızdan vazgeçmiyor, ben de oyunu başka türlü oynayacağım. Bak, eğer baban beni oyalıyorsa, eğer seni bana vermeyecekse... Baştan söyleyeyim, başka bir plan yapmamız lazım bizim. Yani mecburen seni kaçırmam lazım. Bu nasıl bir duygu geçişidir ya? Bende duygudan geçiş yok. Hiç olmadı. Of pilot, yanlış anladın. Yani romantik beyaz atlı bir prensken nasıl bir anda hayduta dönüşüyorsun, onu demek istedim. Ama ben şimdi haksız mıyım güzel gözlüm? Ha? Haksız mıyım ben? Baban aylardır gel iste diyor. Sonra tam isteyeceğim. Vazgeçiyor, kabul etmiyor. Ne oldu pilot bey? İncileriniz mi dökülecek beklerken? Kız babası olunca anlarsın. Ne dedin sen? Kız babası mı dedin? Vallahi Allah söyletti Allah. Ha? İnşallah bir gün kızımız olur da ben de kız babası olurum. Ya ben... sen nerelere uçtun ya? Onu demiyorum. Sen ne diyorsun ki? Hı? Ya ben diyorum ki, kız evi naz evi derler. Ya babamın ikna olmasını beklemen lazım. Anla biraz sen de adamı. O da beni anlasın. Aşığım diyorum. Seviyorum diyorum. Hı? Ne güzel oldu değil mi İlhancığım? Seneler önce olduğu gibi yine bir aradayız. Aile gibi maşallah. Tabii tabii, çok iyi. sen ne yapıyorsun Cevher, hala beyaz eşya işi mi? Başbağı olduk İlhancığım. Oo. Mağazanın başına da aslan oğlum Zeki'yi koyduk. İşler yolunda çok şükür. Bir de tek evladımızın mürüvvetini görürsek tamam. Artık emekli olup torun sevme zamanı geldi İlhancığım. Sahi sizin kız nerede kaldı? İlhan amca, Duygu gelecek değil mi? Gelmez olur mu evladım? Gelecek tabii.
Gelsin de kahvelerimizi yapsın. Evet hanım, içeriz. Yapsın tabii ya. Tabii. Aslında ben size kahve yapayım dedim ama siz istemediniz. Kızımızın elinden içelim. Size zahmet olur. İçelim tabii ya. Çayları tazeleyeyim o zaman ben. Zahmet olacak. Yok, rica ederim. Ben de mutfakta yardım edeyim. Efendim, müsaadenizle. Müsaade size hancım. Ay Allah'ım. Ay deli olacağım. Nihan ne diyor bunlar Allah aşkına? Ne diyorlar? Ne demek ne diyorlar? Besbelli Duygu'yu izlemeye gelmişler işte, fark etmedin sanki. Canım öyle açık seçik bir şey yok ortada. Sana öyle gelmiştir. Hayır efendim, hiç de bana öyle gelmedi. Ama ben biliyorum bunun neden böyle olduğunu. Biz geçenlerde tabii yıllar sonra bir karşılaştık bunlarla. Duygu da çocukluk arkadaşı diye iyi davrandı çocuğa. Besbelli yanlış anlamış işte. Onun için yüz bulmuşlar gelmişler. Şişt, ayıp ya, duyacaklar. Duyarlarsa duysunlar İlhan. Duygu ile pilota alışverişe gittiler. Ya onlar şimdi beraber gelirlerse, pilot bunları görürse böyle çiçek, çikolata ne olacak, ne yapacağız? Ne var yani? Pilottan mı korkacağız? Hayır efendim. Bak kural şudur Meral. Bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır. Keşke bu anı dondurabilsem. Böyle tam bu manzarayı. Neden? Ne oldu ki? Daha ne olsun ki? Baksana böyle karşılıklı oturmuşuz. Yine beraberiz. Ben yeniden bir araya gelebileceğimizi hiç düşünmedim. Düşünemedim daha doğrusu. Bir de bana böyle tekrardan aşkla bakabileceğini. Kötü şeylerin hepsi geçti Sevda. Bunları düşünme artık, lütfen. Ne yapayım? Düşünmeden edemiyorum ki. Sanki yine böyle seni benim elimden alacaklarmış gibi. Ne bileyim. Birlikte geçirdiğimiz her saniyemizi doya doya yaşamak istiyorum. Yaşayacağız. Bak ben hep seninle birlikte olacağım bundan sonra. Derdim günüm senin o güzel yüzünü güldürmek olacak. Ömrümüzün sonuna kadar birlikte olacağız. Mutlu olacağız. Buna inan. Ben senin yanında geçirdiğim her dakika, her an o kadar mutluyum ki. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Ben seninle çok mutluyum Ali'm. Hani kurt gibi açtın sen? Soğudu balığın, hadi. Ya, yedim yedim. Yiyorum bak. Hayatımda yediğim en güzel balık ekmek. Böyle. Ne oldu Sunular? Görmüyor musun halimi? Bitirdiler beni burada. Nasıl olur? Müdürle konuşmuştuk. Cezaevi yönetimi değil. Mahkumlar. Ha. Uygar biz mahkumlara bir şey yapamıyoruz. Onlar
adı üzerinde. Zaten mahkum. Kurt Bey, onca zaman geçti. Çıkart beni buradan. Sabret dedin, sabrettim. Daha ne kadar sabredeceğim? Sen bana bunu söylemek için mi çağırdın? Ya öleceğim diyorum, görmüyor musun? Ne yap et, beni buradan çıkart. Uzatma Uygar. Asıl uzatan sensin Kurt Bey. Mahkeme günü geldi çattı. Hala ben bu delikten çıkamadım. Çıkacaksın, bekle. Bekleyemem. Bir gün bile bekleyemem. Ya beni bir an evvel anlaşmamızın şartlarına uyup buradan çıkartırsın... ...ya da Ali söylemediğim her şeyi tek tek öğrenir. Seçim senin. Gardiyan! Beni şu Uygar'ın elinde oyuncak ettiniz. Bir türlü o belgeleri nereye gizlediğini bulamadınız. Olabilecek her yere baktık efendim. Ne Sarp'a ne de başka bir adamına vermemiş. Uygar'ı daha fazla oyalayamam. Onu çıkarmaktan başka çarem yok. Ya Ali? Gerçekleri öğrenip benimle hesaplaşmaya kalkışmasındansa... ...Uygar'ın serbest kalmasından şüphelenmesini tercih ederim. Ay, ne iyi ettik de geldik değil mi? Böyle izinli günüme denk gelmesi de çok iyi olmadı mı? Sen şöyle gelsene. Niye? Gel, gel. Gel. Tamam. Hadi geçtim şöyle. Yok ya, bu herif kaşınmıyor. Sen burada bekle. Kim kaşınıyor ya? Gel bakayım. Ne bakıyorsun iki saattir? Ben sizi birine benzettim. O nedenle bakıyorum. Ali. Ne yapıyorsun? Sen Ali Hüroğlu değil misin? Merih ben. Yurttan. Hatırladın mı? Hani şu çiroz Merih? Çiroz Merih. Tabii ya. O sensin. Gel bakayım buraya. Ya kusura bakma kardeşim. Öyle dik dik bakınca ben şey sandım. Ben de emin olamadım. Kusura bakmayın. Merhaba yenge. Merhaba. Yaşlandık ama o kadar da değişmiş miyiz de Hüroğlu? Ha? Yurttan beri bir defa görüştük. Onun da 10 senesi vardır değil mi? Evet. Merih yurttan çok yakın arkadaşımdır. Sevda. Ya öyle mi? Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ne yapıyorsun burada? Hadi gel bizimle otur. Gel. Gel sen şöyle. Gel gel. Ne gülüyorsun? Ne var yani? Öyle havalı yürüdün ki. Kolaysa gel at. Hadi. Güzel. Ama şans. Çünkü güzeller şanslı olur derler. Sen de çok güzelsin. Ondan yani. Böyle iltifatlarla kurtulabileceğini zannediyorsan yanılıyorsun. Kaybeden yemeği ısmarlar. Ya normalde bir kıza yemek ısmarlatmak bana yakışmaz ama sen kaşındın. Tamam öyle olsun. Yeneceksin yani. Gül sen gül. Thank you.
Oo, karnım da öyle acıkmıştı ki. Tamam, ısmarlayacağım yemeğini. Senin içinde de ne bowlingçi varmış. Ezdin geçtin bize. Ya Süleyman? Onu bulabildin mi peki? Yok. Aramayı hiç bırakmadım ama en ufak bir iz bile bulamadım. Aslında ben bir şeyler duymuştum ama bende telefonun falan olmadığı için haber veremedim sana. Ne? Ne duydun? Bir gün karanlık işlere girmiş bir gençle röportaj yapıyordum. Çocuk benimle yetiştirme yurdundan çıktığımı duyunca yurttan birini daha tanıdığını söyledi bana. Küçükken kaçmış Süleyman diye biri. Süleyman diye biri. Nereden tanıyormuş peki? Neredeymiş Süleyman? Süleyman kaçtıktan sonra Erniko diye biri onun yanına almış. Erniko mu? Evet. Adam azılı bir mafya. Süleyman'ı yanına alıp yetiştirmiş. Her işinde de kullanmış. Ne diyorsun sen Meryem? Nasıl olabilir böyle bir şey? Ali ne oluyor? Süleyman. Benim kardeşim. Erniko'nun adamı mı? Olamaz böyle bir şey Meryem. Başka ne dedi peki adam? Hepsi bu kadar Ali. Başka da bir şey bilmiyormuş. Ne zaman oldu peki o? 7-8 sene kadar oluyor. Peki sonra? Sonra ayrılmış mı Süleyman Erniko'nun yanından? Dedim ya, o da başka bir şey bilmiyordu. Zaten ben de çocuğun izini kaybettim sonra. Ama ayrılmış mı bilmem. Has adamı demişti çocuk. Has adamı demişti. Doğru olamaz. Bilmiyorum Ali. Belki de çocuk uydurmuştur. Ya da ne bileyim, başka bir Süleyman'dır. Hı. Ali. Süleyman. Erniko. Oğlumu öldürdü Meri. Ne? Kardeşimle. Süleyman'la aynı adı taşıyan oğlumu öldürdü. Geldik artık, istersen ver. Ben çıkarım. Ya. O narin eller niye bu ağırlığı taşısın güzeller güzeli, ha? Ben çıkarırım yukarı kadar, sorun yok hadi. Tamam. Evlendikten sonra da böyle olursun inşallah. Bozulmayacaksın değil mi? Bak bozulacaksan şimdi söyle, bileyim. Haşa. Ne bozulması? Sen beni asıl o zaman gör. Göreceğiz. Sahiden göreceğiz değil mi? Bak baban uzattı da uzattı. Yine başlama. Yok, sen beni... Daha çabuk gör diye güzeller güzeli. Hani dedin ya, göreceğiz bozulup bozulmayacağını diye. O minvalde yani. Ya. Bu gülüşü ne kadar sevdiğimi bir bilsen. Ya bir insan bir gülüşü bu kadar mı sever? Hı? Hadi. Ya, ya. Ne güzeldi o günler değil mi İlhancığım? Dahası da olacak değil mi? Evet hanımcığım. Biz geldik. Hoş geldiniz kızım. Ne oluyor lan? Bunlar Duygu'yu istemeye mi gelmiş? Hoş geldin güzel kızım. Biraz soluklan da bize bir kahve yap. Biz de sebebi ziyaretimize girelim değil mi Cevher Bey? Allah'ım sen bana sabır ver. Evet hanımcığım. Girelim tabii ya. Gireceğim ben sana ya.
Anne ne oluyor? Yok bir şey kızım. Cevher amcamlar bizi ziyarete gelmişler. Bu kadar yani. Hayret. Niye ziyaret etmeye gerek duymuşlar ki? Poşetler elinizde kaldı. Bıraksanıza mutfağa. Pilot. İyi o zaman. Ben gideyim madem. Malum ziyaretin kısası makbuldür değil mi? Size daha fazla rahatsızlık vermeyeyim. Ben alayım bunları çocuğum. Alayım. Sağ ol. İyi günler. O delikanlı kim? Manav'ın çırağı mı? Ben sade içerim kızım. Tabii. Tabii. Koçum benim maşallah. Aslanım benim. Tamam maşallah şuraya bak. Ulan dangoza bak sen ya. Ulan bir de çiçeğini çikolatasını almış gelmiş. Ulan ben sana o çiçeği çikolatayı yedirmez miyim ben? Eceline geldin oğlum sen eceline eceline. Eceline geldin sen. Ali. Kardeşim. Can düşmanımın yanındaymış meğer. Sevda, ya ben oğlumun intikamını alırken kardeşim... Hayır. Hayır, hayır. Bu olamaz. Olamaz. Allah'ım. Allah'ım. Ne olur beni bununla sınama. Ali, Ali yalvarırım sakin ol lütfen. Lütfen. Nasıl sakin olabilirim Sevda? Ya bilmeden kardeşimi öldürdüysen? Ya yıllardır aradığım kardeşimin katiliysen? Hayır. Hayır kardeşinin katili falan değilsin. Hayır Ali. Bana bak. Ben tüm kalbimle inanıyorum. Kardeşin ölmedi. Kardeşin yaşıyor. Lütfen kötü düşünme yalvarırım. Benim hemen Kurt Bey'le konuşmam lazım. Kurt Bey'le konuşup bundan emin olmam lazım. Tamam. Tamam gidelim. Konuşalım göreceksin sen de. Hadi. Hadi. Şey, ben sadece su içeceğim. Neden? Baksana çok güzel şeyler var. O mağlubiyetten sonra ancak su keser beni. Böyle midem oturdu da. İstersen bir menü alalım. Hem birlikte yeriz. Olur mu öyle? Olur tabii, bal gibi de olur. Ulan çıkın artık be. Ne yapıyorsunuz bu kadar içeride? Çıkın da size dünyanın kaç bucak olduğunu göstereyim. Benim duyguma göz dikenin gözlerini alır ellerine veririm. Gel sütü olan gel. Gel.
beyaz giymedin hanım sen. Kefen giydin kefen. Duygucuğum sakin olur musun birazcık? Bıraksana çiçeğin ne günahı var Allah aşkına bırak şunu. Bırak şunu. Ne oluyor ya burada? Çiçeğin kabahati var. Evet baba. Sen söyle. Ne oluyor burada? Sen ne zamandan beri benden hesap sormaya başladın bakayım? Ya pilotun yüzüğü var parmağımda. Aylarca kapılarda bekledi geleyim isteyeyim diye. Bunlar ne? Siz nasıl kabul edersiniz böyle bir şeyi? Kızım bak vallahi de billahi de bizim de haberimiz yoktu böyle bir niyetleri olduğundan. Yani öyle çat kapı gelince oturmaya geldiler zannettik gerçekten. Ya böyle bir şeyi bilsek izin verir miyiz hiç ha? İyi. İyi peki siz açıklarsınız o zaman pilota. Evime gelen misafirin hesabını kimseye vermem ben. Herkes haddini bilsin. Of. Anne. Duygu'yu bana alacağız değil mi? Dur oğlum acelenle. Bu işler öyle ha deyince olmaz. Kız evi naz evidir. Senden iyisini bulacaklar aslan oğlum. Alacağım o kızı sana. Değil mi ya? Ya. Oh. O zaman alıyoruz Duygu'yu bana. Rana Hanımlara da uğrayalım mı Cevher? Gelmişken görüşürüz demiştim. Ayıp olur şimdi. İyi iyi. Çıkalım o zaman bir çaylarını içip kalkarız. Babacığım o zaman ben dükkana geçiyorum. Tamam oğlum sen git işine bak hadi. Yürü hanım. Ulan. Yürü lan yürü. Sahipsiz mezarım benim. Yürü. Kardeşim. Gel bakayım sen şöyle bir. Aa. Gel lan buraya gel. Gel 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 kardeşim benim gel. Aa. Manavın çırağı. He. Manavın çırağı. Oğlum bana bak lan. Sana öyle bir mandalina satacağım ki. Lan! Oğlum. Ben Duygu'nun sözlüsüyüm anladın mı? Hı? Eğer Duygu'ya bir daha yan gözle bakarsan ben ne yaparım biliyor musun? Ha? Ona yan gözle bakana doğduğuna pişman eder. Yedi sülalesini. Oh. Aha. Biz ha. O kadar kalabalık bir sülale değiliz beyefendi. Oğlum. Yarım akıllı mısın lan sen? Ha? Yarım akıllı mısın lan sen? Ha? Oğlum ben ne diyorum sen ne diyorsun lan? Kime diyorum lan ben? Bana diyorsun. Bana diyorsun abi. Sana diyorum. Sana diyorum. Duygudan uzak duracaksın. Anladın mı lan beni? Ben adama ne yaparım biliyor musun? Hı? Seni sahipsiz mezar yaparım. Önünü bile kimse bulamaz. Lan! Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Şş. Ne oldu lan? Bana bak. Ulan harbiden bayıldı bu. Ulan oğlum. Madem bu kadar korkaktın senin duyguyla ne işin var lan? He? Lan! Oğlum var ya senin var ya ünlünü sıkarım lan. Senin ünlünü sıkarım senin ünlünü, ünlünü. Lan gel! Duygucuğum, hadi artık aç kapıyı ama üzme beni bak, uzatma. Bak baban da çok üzgün, değil mi İlhan? Anne, şunu aklınıza sokun. Ben sevdiğim adamla evleneceğim. Ya istediğiniz kadar oyalayın, istediğiniz kadar. Aç lan gözlerini. Bana bak. Şş. Bana bak lan. Oğlum bak seni dövmeyeyim diye bana numara yapmıyorsun değil mi lan? Kalk lan. Şş. Pilot abi. Ne oldu? Ne olacak oğlum? Lavuk bayıldı işte. Korkudan bayıldı. O zaman ben bakkala gideyim bir. Ne işin var oğlum senin bakkalda? Kolonya alacağım ayıltmak için. Oğlum herif zaten buram buram kolonya kokuyor.
Çakmak çaksan havaya uçacak. Neyin peşindesin lan sen? O zaman ben ne alayım bakkaldan? Hiçbir şey almayı daha verdi. Hiçbir şey alma. Sen şimdi tut ucundan bunu. Kaldıralım götürelim hadi. Oo. Takım elbiseye bak, hep kirlenmiş. Damatlık gibi takım giymiş ha. Ne dedin lan sen? Damat. Ne damat lan? Hayır lan sen! Şşş! Kalk lan, kalk kalk. Kalk kalk. Dur dur. Dur lan, bayılma. Bayılma, tamam. Abi... beni dövecek misin? Ulan adam da dövecek, iştah mı bıraktın lan sen ha? Dövecek, iştah mı bıraktın oğlum sen? Bana bak lan, bana bak. Ben seni bir daha Duygu'nun 500 metre yakınında görmeyeceğim. Anladın mı lan? Anladım. Şimdi gidiyorsun. Ailene diyorsun ki, Duygu benim dünya ahiret bacımdır. Tamam mı? Ben ona hiçbir zaman o gözle bakmadım diyorsun. Duydun mu lan beni? Duydum abi. Güzel. Kulakların güzel çalışıyor. Bu olanlardan da kimseye bahsetmeyeceksin. Anladın mı lan? Tamam. Hadi canım. Hadi yavrum. Gitti takım ya. Yürü! Çok kirlenmiş ya. Senin olayın bu muydu abi? Çok kirlenmiş pilot abi. Yerde çamur olunca beyaz takım ya. Yazık. Hoş geldin Ali. Hayırdır? Kardeşinle ilgili yeni bir şey öğrendim. Öyle mi? Ne öğrendin? Erniko'ya çalıştığını. Ne? Ne? Erniko'ya mı? Evet. Yetimhaneden kaçtıktan sonra Erniko'nun yanına girmiş. Bunu kimden öğrendin Ali? Yetimhaneden eski bir arkadaşımdan. Süleyman'ı da beni de tanıyan bir arkadaşımdan. Asıl soru şu Kurt Bey. Sen bunu nasıl bilmiyorsun? Çünkü bunu sana her kim söylediyse yanlış bilgi vermiş Ali. Süleyman Erniko'nun yanında çalışmış olsaydı ben bunu mutlaka bilirdim. Süleyman'ın o pislikle ne işi var Ali? Bak Kurt Bey, kardeşimin o gün orada olmadığından emin olmam lazım. Çünkü eğer sen yanılıyorsan, Erniko ve adamlarıyla birlikte kardeşimi kendi ellerimle öldürdüysem, kendimi asla affedemem. Sadece kendimi değil, seni de affetmem. Ulan. Ulan bana gel şu gün kızı iste demiyor. El alemi evine buyur ediyor. İlana bak İlana. Ulan bu bana yapılır mı be? Baba. Ya. Ya kardeşim sen niye düşünüyorsun ki bu kadar? Kızın da gönlü sende değil mi? Kaçır gitsin. Ya sonunda olacağı o zaten Vedat. Ama ben bir tatsızlık çıksın istemiyorum. Kız babasının evinden gelinlikle çıksın istiyorum. Ya ne olacaksa olsun artık pilot. Ama sen bir kendine gel kardeşim. Bak son günlerde seni iyice tanıyamaz oldum ha. Vedat sen ne diyorsun oğlum? He? Ne diyorsun oğlum sen? Ben ne diyorum sen ne diyorsun? Yine başlama. Hiç dinleyecek halim yok. Pilot. Ne? Sen şimdi bir daha eline silah almayacaksın öyle mi kardeşim? Öyle dedim ya oğlum. Duygu'ya söz verdim dedim ya. Peki bana verdiğin söz ne olacak kardeşim? Ağlamak yok. Yok ağlamak yok.
Babamızın intikamını almadan ölmek de yok. Birlikte ettiğimiz yemini unuttun mu pilot? Ha? Babamın katilini bulduğumuzda kime verdiğin sözü tutacaksın? Erniko'yu öldüren adamı bulduğumuz zaman gözlerinin içine bakıp onu öldürecek misin, öldürmeyecek misin? Sana kardeşinin orada olmadığını ispatlayacağım Ali. O dönemde Erniko'nun yanında her kim çalışıyorsa tek tek isimlerinin listesini bulacağım. Bulsan iyi edersin. Bulacağım. Sen de Süleyman'ın orada olmadığını ve kardeş katili olmadığını göreceksin. Ali, Kurt Bey ne dedi? Biliyor muymuş kardeşinle ilgili bir şey? Ne konuştunuz? Sonra anlatırım Sevda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Nasılsın Ali abi? Sağ ol Zeynep'ciğim. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Babama mı geldiniz? Evet. Yardım edebileceğim bir şey var mı? Yok. Yok. Sağ ol canım. Görüşürüz. Güle güle. Hayriye teyze. Hayriye teyze ne oldu? Bir şey mi oldu? Neyin var? Sabahtan beri iş arıyorum. Kendime uygun hiçbir şey bulamadım. Ya sen bu yüzden mi sabahın köründe çıkıyorsun günlerdir evden? Ne yapayım? Ne yapayım Tuğçe? Artık dayanamıyorum ben. Dayanamıyorum. Bütün bu olup bitenler, her şey bana artık çok ağır geliyor. Biz sana da çok yük olduk. Ne olur kusura bakma. Ya o nasıl laf Hayriye teyze? Olur mu öyle şey? Hani biliyorsun zaten kirayı Sevda ödüyor. E sen de yemek yapıyorsun, yardımcı oluyorsun bana. Asıl siz giderseniz ne yapacağım ben? Sağ ol Tuğçe. Sinan eve gelmiyor. Annem de Tuğçe'de kalmamızı hazmedemiyor. Kazandığım para da malum. Biliyorsun işte. Yeniden eve çıkmamıza yetmiyor. Sevda isim vermiyorsun ki yardım edeyim. Ali. Bizim kendi ayaklarımız üzerinde durmayı öğrenmemiz gerek. Ancak birlikte üstesinden gelebilirsek yeniden bir aile olabiliriz. Tamam. Anlıyorum ama seni böyle çaresiz görmek de beni kahrediyor. Üzülme. Ben başaracağım. Beni de ailemi de yeniden ayağa kaldıracağım. Tamam. Peki. Hadi annem merak eder. Gideyim ben. Tamam. Görüşürüz. Ali. İyi düşün olur mu? Kötü düşüncelerin seni etkilemesine izin verme. Bak oğlun da yanında olacak. Kardeşin de yanında olacak. E tabii ben de. O zaman gideyim ben. Görüşürüz. Görüşürüz. Açmıyor kapıyı. İnat etti, açmıyor. Konuşmayacak bizimle İlhan, konuşmayacak. Konuşur Meral.
Ya konuşmayıp da ne yapacak Allah aşkına? Ay İlhancığım, senin de bu rahatlığın beni öldürecek. Alo. Efendim. Ha. Merhaba. Tabii tabii dinliyorum. Ne demiş, ne demiş? Dünya ahiret bacım mı demiş? Duygu için. Ha, anladım. Yok Cevher'cim, estağfurullah, ne kusuru ya? Yok, yok, yok. Tabii tabii tabii. Anlıyorum, tamam, tamam. Mesele yok, tamam. Görüşürüz, hadi. Hanıma da selam söyle, hadi. Hadi güle güle. Ne oluyor İlhan, ne dedi? Sanki anlamadın ne dediğini. Canım bir daha söyleyiver, ne? Zeki, Duygu için o benim dünya ahiret bacım demiş. Ah! Ah! Ay, ay çok sevindim. Yani? Yani kızı istemekten vazgeçmişler. Ay, ay çok şükür. Ay içim rahatladı. İyi, iyi neyse. Hadi şunları kaldırayım da yatalım, saat de geç oldu, hadi. Oh çok şükür. Bu işin içinde bir iş var ama dur bakalım, elbet çıkar ortaya. Ben olanlar için gerçekten... Ya bir şey demene gerek yok be Duygu'm. Senlik bir durum yok zaten. Ben her şeyi hallettim. Nasıl? Ya sen şu cama bir çıksana. O gül cemalini bir göreyim. Dur. Hadi. Ne yaptın pilot? Eski bildiğin yöntemlerle halletmedin inşallah. Bak babam duyarsa... Yok yok. Sen hiç merak etme. Ben dostane bir şekilde konuştum. Seni ne kadar sevdiğimden bahsettim. Aşkımızdan bahsettim. Hani çocuk da delikanlı çocukmuş. Anlayışla karşıladı. Diyorsun. Emin misin böyle konuştuğuna? Ya Duygun, ben sana ne zaman yalan söyledim Allah aşkına, yapma. Bana bak. Aşağı gelsene, sana bir sürprizim var. Evet. Gelemem. Uyumam lazım, çok yorgunum. Hadi ya. Hay Allah. İyi akşamlar Pilot Bey. İyi akşamlar. Ezgi, senin ne işin var bu saatte dışarıda? Saatin neyi var? Hayır, ayrıca sana hesap mı vereceğim Duygu? Sahildeki eğlenceye geliyor musunuz? He? Ha, evet evet. Ben de tam Duygu'yu davet edecektim zaten. Ha, evet. Beni davet ediyordu. Hem sen gider misin artık lütfen? Ben geliyorum. Hemen hazırlanıp geliyorum. He? Ha, tamam tamam, bekliyorum ben seni. Geliyorum, dur. Ezgi. Ne var da verdim? Bir şey yok. Seni görünce geleyim dedim. Pilot abi. Senin gelecek olman iyi oldu. Gerçekten mi? Aynen. Yoksa Duygu zor gelirdi. Hadi gidelim. Nereye gidiyorsunuz? Eğlenceye mi? Ben de geleyim mi? Sen nereye Ezgi? Bizimle mi geleceksin? Biz baş başa gitmek istiyoruz da. Ha, evet, evet biz baş başa gidiyoruz. İyi tamam, ben de zaten daverdiyle gelecektim. Aa, koluma girdi. Birlikte gidiyoruz eğlenceye. Thank you.
Ne olur Sevda, aklın olsun. Kardeşim yaşıyor olsun. Alican. Ali amca, sürpriz. Biz geldik, sevindin mi? Sevinmez miyim? Hem de çok sevindim. Hadi gir bakalım içeri, hadi. Anneciğim, ne oldu? Neyim var? Geldiğimden beri suratına sık. Senin umrunda mı benim neyim oldu? Sen Alici'nle gezdir. Ne gezmesi anne? Ne kadar çalıştığımı görmüyor musun? Alt tarafı sadece bugün iznim vardı, o kadar. Senin birazcık sinirlerin bozulmuş olabilir mi? Neden bozulmasın? O adam yüzünden baban öldü. Sen hala o adamın peşinden ayrılmıyorsun. Babam vicdanını susturmak için kendini siper etti. Ne olursun sen de elini birazcık vicdanına koysan. Ali'yi suçlamaktan vazgeç artık. Vazgeç. Sevda. Hala şu adamı savunuyorsun. Ne geldiyse başımıza senin o aşkın yüzünden geldi. Babamı benim aşkım öldürmedi. O uygar pisliğinin saplantısı yüzünden öldü benim babam. Sen kendini kandır. Kandır bak. Yok işte baban. Tek başımıza kaldık. Kimsesiz kaldık. Eğer şu kız olmasaydı sığınacak bir evimiz de olmayacaktı. Geldik buraya, sığıntı gibi çöktük evine. Ya Hayri teyze, nasıl laf öyle? Anneciğim, çalışıyorum diyorum. Yakında ev tutacağım diyorum. Niye dinlemiyorsun? Niye birazcık sabretmiyorsun? Gözünü seveyim ya. Senin kazandığınla ev değil, kümes bile tutulmaz. Ne yapayım istiyorsun ya? Ya ben daha ne yapayım? Onurumuzla, gururumuzla yaşayalım diye didiniyorum, görmüyor musun? Uyan biraz, uyan. Didinmek yetmez. Biraz gerçekleri gör. Ne demek istiyorsun? Uygar'ın evinde rahattık. Rahat rahat yaşıyorduk. Keyfimiz yerindeydi. Bunu mu demek istiyorsun? Senin kızın gözünün önünde her gün ölüyordu. Sen görmüyordun anne. Şimdi bana kalkmış uyanmaktan bahsediyorsun. Onu mu demek istedim ben? Ne demek istedin o zaman? Sevda, kızım yapma. Bak annen çok yorulmuş bugün. Sevda dur. Öf, bu ne ya? Ya hareketli bir şeyler yok mu abi? Değiştir şu müziği. İçimiz dışımız bayıldı şu an. Bir
daha verdi. Pilot abi, Ezgi bakıyor mu? Baksana etkilenmiş mi? Ben ne bileyim oğlum, ben etki ölçer miyim lan? Oğlum bence bakıyor lan. Sen de gelsene beraber oynayalım. Ha? Ben ne anlarım oğlum öyle işlerden, bana ters. Gel ya, gel. Evet. Seni dinliyorum Ezo. Ne söylemeye geldiysen söyle. Ben çok düşündüm Ali. Sana yaptığım haksızlığı, oğlumuzu senden ayırmanın ne büyük bir hata olduğunu. Ben Ali Can'a da artık yalan söylemek istemiyorum. Ona gerçeği söylemeliyiz. Babası olduğunu bilmeli. Peki ne oldu Özlem? Annen, psikologlar, korkuların, tehditlerin, düşmanlarım bir çocuğum olduğunu bilirlerse buna zarar verirler diye korkuyorum demiştin. Ne oldu Özlem? Ne değişti? Yanındayız işte Ali. Korkularımı aşmamış olsaydım burada olmazdık. Tamam, kabul ediyorum. Oğlunu senden ayırmaya çalışmak büyük bir hataydı. Hatanın anlamına sevindim. Peki ona nasıl söylemeyi düşünüyorsun? Bir anı bitirmek onu devam ettirmekten daha zordur. Evet, haklısın. Kolay olmadığını biliyorum. Babası varken babasız yaşattım onu. Beni affedecek mi bilmiyorum ama daha fazla bencillik edemem. Bu gece burada kalalım. Yarın sabah ben onunla konuşacağım. Sana çok alıştı Ali. Seni çok seviyor. Sen haklıydın. Bunu yapmamalıydım. Ama ben bunu çözeceğim. Ali amca, hani oynayacaktık? Oynayacağız Alican. Ben seni bekliyorum. Ne oynayalım? İtfaiyecilik. Ah, en sevdiğim. Ama şoför ben olurum. Yeniden birlikte olacağız Ali. Sen, ben ve oğlumuz. Mutlu bir aile olacağız. Yeah.
Efsanesin be abi. Müthişti ya, harikaydı. Çok iyiydi ya. Efsaneydin abi. Ben böyle bir dans görmedim. Süpersin ya. Abi sen ne yaptın ya? O danslar neydi öyle? Çok iyiydin. Ay yiyeceğim ya, çok tatlı. Dur seninle fotoğraf çekelim, gel. Canım çekilir misin sen ya? Sana ne oluyor ya? Yuda verdi, bir şey söyler misin şuna? Ne söyleyeyim Ezgi? Seni öyle her gelen öpebilir mi? Öpemez mi? Öpemez. Çattık ya. İyi gideriz o zaman biz de. Yürüyün ya, kaslı burası. Ezgi, sen beni kıskandın mı? Ne alaka ya? Ama seni herkes öpemez dedim. O zaman bir tek sen mi öpebilirsin? Hüda verdi, bir rahat bırak ya. Aslında zorlasan böyle dans yarışmalarında falan derece yaparsın bence. Bak eğer böyle dalga geçmeye devam edeceksen ben kalkayım. Tamam, tamam, tamam. Şeyden oldu. Bir daha verdi öyle şey yapınca ben de şey yaptım yani öyle piste falan yani. Şaka bir yana da bence Zeybek etkileyiciydi. İstersen bir daha oynayayım. Ne kadar gözüme uyku girmedi. Nasıl söyleyeceğiz Alican'a? Nasıl karşılayacak acaba? Çok heyecanlıyım. Ya tepki gösterirse? Yani ben de çok korkuyorum aslında Ali. Ama daha fazla ertelemek ona da haksızlık. Hem daha geç öğrenirse daha zor olur dediler kabullenmesi. Bana baba dediğini bir duysam. Duyacaksın. İnan bana. Anne. Günaydın. Gel bak, kahvaltı hazır. Hadi. Muzlu sütünüz hazır efendim. Nereden bildin sevdiğimi? Bilmem. Ben de çok severim. Belki ondandır. Ali amca, ne kadar çok bana benziyorsun. Ben itfaiyeci olmak istiyorum. Sen de itfaiyeci olmak istemişsin. Ben iğneden korkuyorum. Sen de korkuyorsun. Şimdi de muzlu süt. Değil mi anne? Evet, oldu. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Afiyet olsun. Efendim Nermin Hanım. Sevda Hanım. Uygar Bey'in avukatları acil görüşmek istediler. Sanırım anlaşma talep edecekler. Bugün olması imkansız. İş yerinden daha dün izin aldım. Bugün hiçbir şekilde gelemem.
Anlıyorum ama birkaç saatliğine de olsa gelseniz çok iyi olur. Dava için önemli. Tamam. Tamam. Ayarlamaya çalışacağım. İyi günler. Ah ya. Orhan Bey. Buyur. Ya kusura bakmayın. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama çok önemli avukatlık bir durum var. Biliyorum, daha dün izin aldım. Ama rica etsem bugün de izin verseniz. Tabii ki gidebilirsin. Hiçbir sorun yok. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Söz veriyorum, yarın telafisini yapacağım. Sağ olun. Hadi. Alican. Gelsene yanıma. Gel biraz konuşalım hadi. Kızacak mısın yoksa anne? Ama yaramazlık yapmadım ki. Hayır oğluşum, ben sana niye kızayım? Olur mu öyle şey? Biz sana bir şey sormak istiyoruz. Biz merak ettik de. Eğer bir gün babam çıkıp gelse uzaklardan, aynı masallardaki gibi, sana oğlum dese ne yaparsın? Çok sevinirsin herhalde, değil mi? Hayır. Ama neden oğlum? Çok güzel olmaz mı? Baban gelip sana böyle sarılsa sıkı sıkı, seni hiç bırakmasa bir daha. He? Çok saçma olur. Hem bunlar sadece masallarda olur. Çünkü ölenler geri gelmez bir daha. Ali. Ben çok şaşırdım. Böyle bir tepki vermesini beklemiyordum. Sen nasıl bir tepki vermesini bekliyordun? Yıllarca ona babasının öldüğünü söylemişsin. Birden kabullenmesini mi bekliyordun? Ben... Ne büyük bir hata ettiğimi şimdi daha iyi anlıyorum. Özür dilerim. O zaman da söyleyeceğiz. Kabullenecek. Kurt Bey, bir şey mi buldun? Ali geldi. Bir şeyler bulabildiniz mi? Tüm liste burada Ali. Tek tek hepsini soy ağacına kadar listelettim. Korkacak bir şey yok. O dönemde Erniko'nun yanında, kardeşin yaşında hiç kimse çalışmamış bile. Ali, benim sana söylemek istediğim başka bir şey var. Nedir? Uygar.
Acil gelin dediniz, geldim. Bu kadar aciliyeti olan nedir Nermin Hanım? Ne olduğunu ben de bilmiyorum Sevda Hanım. Ama özellikle sizin de bulunmanızı istediler. Efendim, beklediğiniz misafirler geldi. Gelsinler. Demek uygar çıktı Kurt Bey. Ben kendi ellerimle yakalayıp teslim ettim size. Ali. Cinayet silahıyla teslim ettim Kurt Bey. Bak Ali, o silah cinayet silahı değilmiş. Balistik rapor da bunu doğruladı. Nasıl olur bu? Yani anlayacağın, babanı ben öldürmedim. Aylarca haksız yere yattım içeride. Yalan. Yalan söylüyor. Sen babamın katilisin pislik. Durun, yapmayın lütfen, sakin olun. Katil! Katilsin pislik herif! Sevda! Babamın katilisin! Katilsin pislik herif! Sırkı bıraktılar seni! Sakin ol diyorum. Ben bir şey yapmadım karıcığım. Zaten katil çoktan teslim oldu. Bir de karıcığım diyor ya, bir de karıcığım diyor! Sevda, sakin ol! Ben böyle bir şey yapar mıyım ha? Sevdiğim kadının babasını öldürebilir miyim? Kendi aşkıma ihanet eder miyim ben? Ya aşk yurtamadan. Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin. Boşayın. Boşayın beni bu adamdan, boşayın, bir şey yapın. Bir dakika bile evli kalmak istemiyorum. O iş o kadar kolay olmayacak Sevda Hanım. Çünkü ben seni hala çok seviyorum. Senden asla boşanmayacağım. Seni nasıl serbest bıraktılar ki? Arkasında kim var Kurt Bey? Halil, söylediğim gibi o elinden aldığın silah cinayet silahı değilmiş. Sen de buna inandın yani, öyle mi? Ya benim inanıp inanmamam hiç önemli değil. Doğru olan şu anda Uygar dışarıda. Sizce inandı mı? Demek baban hiçbir şey demedi. Demedi işte, çocuğun babası aramış, ha, vazgeçtik demiş. Çocuk da Duygu benim dünya ahiret bacımdır demiş. Ne desin babam bunun üstüne yani, bir şey dememiş adam. O kadar yani, başka hiçbir şey söylemedi. Yok. Ne söylemesini istiyorsun? Sen benim ağzımı mı arıyorsun pilot? Kim? Ben. Yok canım, daha neler. Bak, şimdi var ya, kalbimin iki kapakçığı birden koptu. Dinle bak, gel. Gel, gel. Gel bak. Bak, çat. Tat. Küt. Çatırt. Hissettin mi? Hı? Ya aşk olsun pilot ya. Zaten aşk olmadı mı? Hı? Hazır baban yokken bir öpücük alsam en kokulusundan. Yuh, yuh. Sokak ortasında dur. Ya ne olacak canım? Sanki bilmeyen mi var? Doğru. Pilot! Ne yaptın yine sen? Ne yaptım ben? Hiç biz Duygu Hanım'la
Şey yapıyorduk, konuşuyorduk biz sadece. Ne oluyor baba? Sen sus. Seninle sonra içeride konuşacağız. Ne oluyor İlhancığım? Yahu ne oluyorsa var mı? Pilot yine yapmış yapacağını. Gitmiş Duygu'ya yaklaştı diye çocuğu tehdit etmiş. Ne yapmış? Ne yapmışım? Tehdit etmiş. İlhancığım sakin olur musun? Kim kimi tehdit etmiş? Pilot Zeki'yi tehdit etmiş. İlhan Bey bu tam da sizin düşündüğünüz gibi değil yani bu mevzu. Nasıl yani? Sen böyle mi alacaksın kızımı benden? İnsanları tehdit ederek mi? Cevap ver bana. Tehdit ettin mi, etmedin mi? Etmedim. O zaman niye bayıldı? Biz böyle iki modern insan olarak biz konuştuk. Ben Duygu'yu seviyorum. Sen, oğlum sen aradan çekil falan dedim ben. Ondan sonra da düştü bayıldı öyle mi? İlhan amca korkudan bayıldı o. Oğlum sen karışma lan. Karışı daha verdi. İlhancığım bir sakin olur musun lütfen? Bir yerine bir şey olacak sakin. Meral, ya hangi devirde yaşıyoruz Allah aşkına? Elindeymişken dövseydin bari. Yok öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. İlhan Bey yani ben size söz verdiğim günden beri bende kaba kuvvet falan yok. Öyle bir şey yok yani. Değil mi lan Hüdaverdi oğlum konuşsana. Ben o çocuğa vurdum mu lan ben? İlhan amca pilot abim o çocuğa hiç vurmadı. Korkudan bayıldı o. Takım elbisesi de battı hep. Ha? Şekerden. O. Bu şekeri düşmüş. Bunun zaten şeker hastalığı var gibiydi bu çocuğun ya. Fazla uzatma. Bu sefer son defa yırttın. Bak bir daha silah, tehdit, dayak mayak duyarsam Duygu'yu görmeyi unut. O kadar. Karış dedi. Anne, bak ev çizdim. Aa, ne güzel bir ev. Kimin evi burası? Ali amcanın evi. Sen çok mu sevdin burayı? Evet. Burada kalalım mı? Ali amca izin verir mi? Aa, sen istedikten sonra. İsterim. Sen neden babanın gelmesini istemiyorsun? Hı? Kızgın mısın ona? Ne oldu, ne var? Ben Ali için gelmiştim. Yok evde Ali. Sevda abla. Alican. Biz artık burada kalacağız biliyor musun? Ya öyle mi? Alican. Hadi sen resmine devam et oğlum. Seyda Hanım. Sen hangi yüzde hala Ali'nin peşindesin? Özlem Hanım bakın. Asıl sen bana bak. Sen. Senin babam benim oğlumu öldürdü. Peşinde olduğun Ali'nin oğlunu. Oğlumuzu. Bu sana yeterince bir şey anlatmıyor mu? Sen hangi yüzde hala Ali'nin peşinde olabiliyorsun? He? Nasıl yakıştırabiliyorsun hala onun yanına kendini? İstersen buna bırak da Ali karar versin. Olur mu? Süleyman benim yavrum senin baban yüzünden şu anda mezarda. Bir de karşıma geçmiş konuşuyorsun. Özlem Hanım bakın. Ben acınızı çok iyi anlıyorum. Suçum olmadığı halde ben de bunun bedelini ödedim. Ki hala da ödüyorum. Ama şunu unutmayın.
O gün babam kendini Ali'nin önüne atmasaydı... ...şu anda ne oğlunuz Alican ne de Ali hayattaydı. Bunu biliyor musunuz? Ha, baban Ali'nin hayatını kurtardı diye ödeştik yani, öyle mi? Peki Süleyman? Onu geri getirebildi mi babanın bu büyük fedakarlığı? Ali'yi hiç düşünmeden... ...acısıyla bırakıp kaçacak kadar bencil olduğunu bilmesem... ...diyeceğim ki... ...bu kadın Ali'ye aşık... ...kıskançlığından bana saldırıyor. Yazık. Sen kim oluyorsun da Ali'ye olan aşkımı sorgulama hakkını kendinde buluyorsun? Ali'yi de anlamış değilim ya. Anlama gayretinde bulunsan iyi edersin. Bence senin için iyi olur. Ali. Uygar çıkmış. Hapisliğin içeriden çıktığını biliyorum. Yaptıkları yanına kalmayacak Sevda. Sana söz veriyorum. Abi iş istiyorum ben. Ne iş oğlum? Sen burayı iş ve işçi bulma kurumu mu zannettin? Ha? Abi çok ihtiyacım var. Yoksa gelir miydin buraya? Biz o işleri bıraktık. Sen beni çok yanlış anladın abi. Ben toz işine daha ölsem bulaşmam. Bana bol kazançlı, temiz bir iş lazım. Ailemi geçindirmem lazım abi. Gidecek başka bir yerim de kalmadı. Lan oğlum, bizde temiz iş olmaz. Sen de bizdeki işlere gelmez. Anladın mı? Ekrem, at şunu dışarı. Bu kadar işin gücün arasında bir de bununla uğraşmayayım. Hadi oğlum hadi. Abi lütfen abi. Hadi. Çok ihtiyacım var abi lütfen. Hadi oğlum başka kapıya çok hadi. Çok ihtiyacım var. Şoförlüğün var mı? Var abi. Ama şoförlük ne kadar kazandırır ki? Abi bana çok para lazım. Ailemi geçindireceğim. Lan oğlum öyle şoförlük değil. Yarın gel konuşuruz. Eyvallah abi. Tamam hadi uzatma yürü. Tamam lan hadi. Alo. Efendim bu Sevda'nın kardeşi Sinan geldi az önce. İş istedi Vedat'tan. Sevkiyatta kullanacak galiba onu. Yarın detayları görüşmeye gelecekmiş. Tamam Ekrem gerisini ben hallederim.
Alo Kurt Bey. Sinan, hemen buraya gel, görüşmemiz lazım. Ne oldu? Zeynep bir şey mi oldu? Yok, 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 yok. Sen gel ama gel. Acil ama, oyalan. Tamam, geliyorum. Gidiyoruz. Kurt Bey yolladı değil mi sizi? Ne diyorsun anlamadım. Neyse tamam tamam. Madem adam yollayacaksın niye arıyorsun ki? Ne garip adam ya. Hayır efendim hayır. Kaç kere söyleyeceğim. Önce o adam olduğuna beni ikna edecek her şey ondan sonra. İlhancığım benim bile içim ezildi. Ya çok üzüldüm görmüyor musun? Sen ne ara bu kadar taş kalpli bir adam oldun? Baba. Ben bugüne kadar senin bir dediğini eki etmedim değil mi? Ne dediysen yaptım. Baba biraz da sen beni anla. Biz pilotla birbirimizi seviyoruz. Ben gidip başkasıyla evlenemem. Tamam. Kızının gözlerinin önünde mutsuz olması seni mutlu edecekse... eğer mutlu edecekse ben buna da saygı duyarım baba. Bunu istiyorsan. Neden buraya geldik? Hayriye Hanım, içeride sizi bekleyen biri var. Ona sorarsınız. Buyurun. Ne arıyorsun burada? Seni nasıl çıkardılar dışarı? Nasıl çıkardılar seni dışarı? Hayriye Hanım çünkü ben masumum. Beni haksız yere daha fazla içeride tutamazlardı. Sen masum falan değilsin. Sen katilsin. Göksan'ın katilisin. Hayriye Hanım lütfen dinleyin lütfen. Katil. Katil. Anne. Katil. Anne bir dur. Katil. Bir dur. Dinle. Uygar abi masum. Ben de ilk başta inanmadım ama bana her şeyi anlattı. Sen babanın katilini nasıl abi dersin? Gerçek katil teslim olmuş anne. Benim delikanlılık kitabımda aşkına sahip çıkmak yazıyor. İyi misin Bavercim? Bizim yüreğimize o ateş düştü bir kere. Seni çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum. Tamam. Neyse benim acelem var kusura bakma. Beni bir ömrü bekle de beklerim Ezgi. Üflü ben vardı ya. Bir daha verdi neler oluyor? İlhan amca. Heh. Ben de Ezgi'ye olan aşkımı pilot abi gibi anlatmaya çalıştım ama
Olmadı. Ben de pilot abi kadar seviyorum. Ama anlatamıyorum. Bir anlatabilsem Ezgi de bana aşık olacak. Duygu ablanın pilot abiye aşık olduğu gibi. Tövbe. İlhan amca. Efendim. Pilot abi Duygu ablayı çok seviyor. Ben anlarım. En az benim Ezgi'yi sevdiğim kadar Temiz seviyor. Sevenler birbirini kaybedince çok üzülüyor. Üzme onlar. Aa, ben buna çalışacaktım. Tam olmadı da. Sevda'yı elinden aldığım için yaptı bütün bunlar. Beni aradan çıkartmak için tuzak kurdu. Ama işte bu kumpasın kurbanı zavallı Köksal oldu. Ruhu şad olsun. Biliyorum. Biliyorum çok üzgünsünüz ama emin olun ben de en az sizin kadar üzgünüm. Hem çok değerli bir insanı, kayınpederim Köksal'ı kaybettim. Hem de bu dünyadaki tek aşkım, Sevda'nın babasını öldürmekle suçlandım. Bundan daha korkunç ne olabilir benim için? En azından katilin bulunmuş olması hepimiz için bir teselli olacak. Ama bakın göreceksiniz. Onun altından da yine Ali çıkacak, göreceksiniz. Göreceğiz. Biliyorum. Biliyorum, ben de bazı hatalar yaptım. Ama bunların içinde sevdiğim kadının babasını öldürmek yok. Siz benim ailemsiniz. Ben size bir kötülük yapmam. Sen burada kal. Hayır. Ben de geleceğim. O pisliğin kanıyla ellerini kirletmeni istemiyorum. Merak etme Sevda. Öyle bir şey olmayacak. E tamam. Tamam o zaman. Hadi birlikte gidiyoruz. Hadi. İnanıyorsunuz değil mi bana? Uygar! Anne! Sinan, ne işiniz var burada? Pislik herif. Sonunda yuvana döndün. Uygar, ne işler çevirdin de çıktın içeriden sen? Anlatacaksın bana. Burada bir iş çeviren varsa o da sensin. Ama planın tutmadı. Gördüğün gibi suçsuz olduğum ortaya çıktı. Uygar, kim çıkardı seni içeriden ha? Kim? Deliller Ali Bey. Deliller sayesinde dışarıdayım. Ne delili be? Hiçbir delil seni aklayamaz. Katilsin sen. Zavallı karıcı. Nasıl da yıkamış beynini bu herif. Bak. Köksal'ı öldürdüğün silahı nasıl değiştirdin? Sana kim yardım etti? Arkanda kim var bilmiyorum. Ama öğreneceğim. Ve seni içeri tıkacağım. Sevda. Uygar Bey suçsuzmuş. Anlayacaksınız anne. Bu pisliğin nasıl bir suçlu olduğunu er ya da geç anlayacaksınız. Asıl Sevda anlayacak Hayriye Hanım. Hiç merak etmeyin. Gözünün önündeki o perde kalkacak.
Ali'yi gördünüz değil mi? Oyunu bozulunca nasıl da tutuştu. Aklınca şov yaptı size. Ama artık ne yapsa nafile. İnanabiliyor musun ya? Resmen o pisliğin yanındalar. Babamın katilini savunuyorlar Ali. Kim bilir ne yalan söyledi onlara. Ama merak etme. Gerçeği öğrenecekler. Herkes gerçeği görecek Sevda. Duygucuğum, üzülme artık bu kadar. Düşürme şöyle yüzünü. Bak söz veriyorum, bir şekilde babanı ikna etmenin bir yolunu bulacağız, tamam mı? Duygu. Efendim baba. Söyle bu akşam gelsin istesin seni. Ne? Nasıl yani? Bir dakika, bir dakika. Söyle pilota, bu akşam gelsin istesin seni. Aa! Ya babam, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Canım benim. Canım benim, canım, canım, canım. Bence sen pilotu ara. Babam kararından her an vazgeçebilir, değil mi? Ben o zaman müsaadenizle. Canım benim, canım. Ay İlhan'cığım çok iyi yaptın ya. Nasıl mutlu oldu kız bak. Efendim Duygu'm. Alo. Akşam işin var mı pilot? Ya Duygu'm, benim senden daha önemli ne işim olabilir? Tamam. Şimdi sakin ol. Ayaktaysan otur bir yere. Ne? Ne oldu Duygu? Bak korkutma beni. Bir şey olduysa direkt söyle bak. Heyecanlandırma beni Duygu. Otur şimdi. Ha söyle. Babamla konuştum. Akşam gelip isteyebilirsin beni. Ne? Duygu, sen ciddi misin? Bak, şaka falan yapmıyorsun değil mi? Hayır, hayır şaka yapmıyorum. Çok ciddiyim. Tamam, ben şimdi kapatıyorum. Akşam gel, tamam? Akşam bekliyoruz. Tamam, o zaman ben şey yapayım. Ben hemen geliyorum ben, tamam? Hadi. Pilot? Ne oldu lan? Vedat. Evet. Duygu. Allah be! Allah be! Oğlum, İlhan Bey lan. Gelsinler demiş oğlum, gelsin istesinler demiş. Bu akşam demiş lan Vedat, damat alıyorum lan, damat, damat. Allah Allah. Tamam ya oğlum, Allah Allah. Bir sakin ol ya. Evlenmeye ne kadar meraklıymışsın arkadaş. Ben şimdi ne yapacağım şimdi o zaman? Bu saatler nasıl geçecek Vedat? He? Oğlum, kız isterken ne yapılır? Bir şeyler alınır değil mi? Ne alınır? Şey yapalım lan. Fazla da oyalanmayalım Vedat değil mi? Şey yapalım. Hadi. Hadi lan hadi 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 hadi. Lahmacun. Allah Allah. Ne olacak şimdi? Bak. Sen bunları düşünme şimdi. Eve git dinlen. Ben halledeceğim. Tamam mı? Söz veriyorum sana. Ali Hoca! Ali Hoca!
Pilot? İlhan Bey. İlhan Bey ikna oldu. Sonunda kızı verecek bana, Duygu'yu verecek. Vay. Çok sevindim. Tebrik ederim. Bu akşam dedi ya. Bu akşam dedi. Gelin dedi. İsteyin dedi kızı. Ne denir? Allah tamamına erdirsin. Amin. Amin de. Hoca bu akşam dedi yani. Kızı kim isteyecek? Sen isteyeceksin. Benim bir kardeşim var Vedat. Onun dışında bir de sen varsın. Başka kimsem yok ki. Bir yakının, büyüğün... Yok hoca. Dediğim gibi ben tek tabanca geldim bu hayata. Bir Vedat var. Şimdi bir de sen varsın. Bana bir abilik yapar mısın be? He? Beni yalnız bırakma ha? Gel bugün. Beraber Duygu'mu isteyelim ha? İsteriz tabii pilot. İsteriz. Allah be! Sen var ya, sen var ya. Adamsın adam, adam. Bak bu iyiliğini var ya, hayatım boyunca unutmayacağım. Kralsın sen ya. Abimsin be. Sen hazır mısın? Niye öyle bakıyorsunuz? Beğenmediniz mi? Beğendik kızım. Çok güzel olmuşsun. Ay maşallah. İlhancığım görüyor musun? Bu kız ne zaman büyüdü de böyle yuvadan uçuyor şimdi. Dur yahu. Hemen yuvadan uçurdunuz kızı. İstesinler dedik. Yarın düğün yapacağız demedik. Yangından bal kaçırmayın öyle hemen. Dön bakayım. Dön. Of, muhteşem. Ya hadi hoca ya. Hadi hoca ya. Ulan şu İlhan Bey fikrini değiştirmeden hoca bir gelse. Ha, geldi. İyi akşamlar. Geç kalmadım değil mi? Yok yok hoca, tam vaktinde. Pilot? Heyecan var mı? Onca kurşundan sıyrılıp kalp sektesinden gitmezse iyidir. Girelim mi hoca artık? Hadi. Oğlum niye böyle yapıyorsun? Ben sana acil gel demedim mi? Bir yanlış anlaşılma oldu. Siz aradıktan sonra bir araba yolda çevirdi beni. Ben de zannettim sizin adamlarınız. Neyse tamam tamam uzatma. İş arıyormuşsun. Hem de illegal yerlerde. Siz bunu nereden biliyorsunuz? Bak Sinan. Kızımla görüşmene izin verdim. Ama pis işlere bulaşırsan... Beni pişman edersin. Ve benim bu dünyada en çok nefret ettiğim şey pişman olmaktır. Yok, ben cidden düzgün bir iş için gittim oraya. Ben sana temiz bir iş bulacağım. Sakın kirli işlere bulaşma. Gerçekten mi? Ben sizi ilk başta yanlış anlamışım. Siz gerçekten iyi bir insansınız. Sinan. Kızımı seviyor musun? Evet. Ne kadar? Çok seviyorum. Ne kadar çok? Canımdan çok seviyorum. Yani bunu öyle laf olsun diye söylemiyorsun değil mi? Yok olur mu efendim? Ben Zeynep'i canımdan çok seviyorum. Canından çok. Öyle mi? Zeynep. Hasta. Hem de çok hasta. Her an kalbi durabilir. Her an. O yaşamla ölüm arasında kaldı. Benim yapabileceğim bir şey yok artık. Ona çare olamıyorum. Tek çare var. Kalp nakli.
farkına gülme. Meryem Sultan, babamın misafiri varmış dediler. Sinan mı yoksa? Hepsi bitecek, tamam? Allah. Çok güzel olmuş. Ben diyorum ki artık saadete mi gelsek? Efendim. Efendim. Sebebi ziyaretimiz belli. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Duygu'yu kardeşimiz pilota istiyoruz. Çocuklar konuşmuşlar, anlaşmışlar. Anlaşırken de bize danışma gereğini duymamışlar. Şimdi evlenmeye karar verince ayıp olmasın diye bize danışıyorlar. İlhancığım, ilahi yani. Şimdi şakanın sırası mı? Vallahi çocukların yüreğine inecek ha. Yeter artık, tamam hadi. Tamam, tamam. Tamam mı? Tamam. Tamam dedi. Tamam dedi. Tamam mı? Sana tamam değil. Değil mi? Ya bir dur pilot. Ya oğlum bir bırakmadın şunu adabıyla şu cümleyi kurayım. İlhan abi siz buyurun. Efendim çocuklar tanışmışlar, anlaşmışlar. Eh o zaman da bize... mutluluk dilemek düşer. Verdim gitti. Verdim dedi. Verdim dedi. Allah! Allah verdi. Öpeyim. Tebrikler. Mutluluklar. Teşekkür ederim hocam. Hocam, yüzükleri ne yapalım? Ver bana. İlhan abi, sizin için de uygunsa yüzükleri takalım. Sözlerini keselim. Ver bakalım. Hadi bakalım. Ömür boyu mutlu olun.
Büyük oyunun başlayacağı yere geldik Zarp. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sen şimdi git. Aradığım zaman gelip beni alırsın. Tamam. Abi inanamıyorum ya. Vallahi inanamıyorum, billahi inanamıyorum. Ya bu yüzük şimdi bizim Duygu ile söz yüzüğümüz mü? Evet pilot, inanabilirsin. Sizin söz yüzüğünüz ve umarım bir ömür boyu parmağınızda kalır. Eyvallah. Umarım bu kurdele ile takmazsın bir ömür. Takarım lan, ne var? Hem o kurdele değil, kurdele. Vallahi çok teşekkür ederim hoca. Sen olmasan İlhan Bey'in güvenini kazanamazdım. Ben sadece doğru yolu bulmana yardımcı oldum pilot. O yolda devam etmek senin kararındı. Çok sağ ol hoca. Abilik yaptın, hakkını ödeyemem. Estağfurullah. Hadi ben gidiyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi gidelim biz de. Kim lan bu şimdi akşam akşam? Alo. Ha? Selam pilot. Ulan sen. Sen nasıl çıktın lan içeriden? Ha? Seni nasıl serbest bıraktılar lan? Baban Erniko'nun katilinin kim olduğunu öğrenmek istiyorsan attığım konuma gel. Ne oldu pilot? Yok bir şey. Kimdi arayan? Benim gitmem lazım. Ya pilot. Ya ne oluyor kardeşim, bir şey söylesene. Ya tamam Vedat, uzatma. İşler çeviriyorsun pilot. Uyar. Hoş geldin pilot. Oğlum bak, laf uzatmayacağım, ne biliyorsun lan babamla ilgili. Bak eğer bana yalan söylersen sana yemin ediyorum Allah'ıma kitabıma seni buraya gömerim. Gebertirim lan seni. Konuş. Yalan değil. Her şeyi öğrendim. Hatta babanı neden öldürdüklerini bile öğrendim pilot. İstersen önce sana nedenini anlatayım. Lan bak hala neden diyor ya. Oğlum nedenini falan geçtim lan, bana isim ver. Benim babamın katili kim? Adını ver bana, adını! Peki, madem öyle istiyorsun. Babanın katili Ali. Ali Hüroğlu. Efendim Yakup. İstediğin araştırmayı yaptım. Kurt Bey'in sana verdiği isimler doğru. Onda bir sıkıntı yok. Ama... Ama ne? Kurt Bey'den şüphelerin de haklı olabilirsin. Çünkü biri Erniko ile ilgili her şeyi sildirmiş. Ya ben anlamıyorum, o uygar pisliğinin masum olduğuna nasıl inanırsınız ya, nasıl? Sen nasıl inanıyorsun Ali'ye ha? Hem de körü körüne inanıyorsun.
Sevda! Tamam, hemen geliyorum. Ali! Baba.